Evet, kıymetli misafirlerimiz, hepiniz tekrardan Yakındoğu Üniversitesi'ne hoş geldiniz, Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi'ne hoş geldiniz. Bugün büyük programımızda rektör yardımcımız Profesör Doktor Hüseyin Gökçoğlu, Üniversite Heyeti Başkanı yardımcımız Sayın Adem Akın ve ben sizlere üniversitemiz, hastanemizin kuruluş felsefesi ve ülkenin hem turistik hem de hastane bağlamında, turist bağlamında ülkeye kazandırdığı yenilikler, ülkeye kazandırdığı avantajları sizlere anlatmaya çalışacağız. Evet, değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben bir kısmınızla, yani 2-3 belki daha fazla kez birlikte oldum. Bundan da gurur duyuyorum. Her seferinde büyük bir sevinç yaşıyorum sizi gördüğümde. Tabii ki bu sevinç bir yerde üniversitenize verdiğiniz değerden bizlere verdiğiniz değerlendiriyorum. Çünkü siz artık burayı benimsediniz. Sahip çıkıyorsunuz. Bunun için de teşekkür etmek istiyorum üniversite adına. Bugün sabahleyin Adem Bey aradığında ve üniversiteyle ilgili birkaç söz söylemeni istediğinde hemen kuşa kuşa geldim. Bir hazırlık yapmadım. Zaten fazla da hazırlığa gerek yok. Üniversite ortada. Sizler gördünüz. Çok fazla şey söyleyecek değilim ama yine de bir kısadan anlatmakta fayda var. İlk günlere dönmek lazım aslında bugünün nasıl olduğunu anlayabilmek için. Bugünkü kampüs alanında değil de merkezde, Lefkoşa'da çok çok dar imkanlarla 20 çalışan 40 öğrenci tek bir bölüm. Başlangıç bu. Sayın Doktor Suat Gülsev hocamızın, kurucu rektörümüzün hayaliyle böyle bir başlangıç. Bugünkü bu güzel kampüse geliniş işte 90'lı yıllara başladı, 91 yılında. 1988'de ilk adım atıldıktan sonra bir süre sonra bugünkü gerçek kampüs kuruluşu başlamış. Ve bana göre bir üniversite yaşamı, üniversite süreci içerisinde biraz da hayal gerçekleşmiş. Yani bu pek de kolay bir şey değil aslında. Hele bir üniversite için 20 yıllık, 22 yıllık bir geçmiş çok kısa bir süre. Ama bu kısa sürenin içerisine işte bugün gördüğünüz güzellikleri koyabilmek gerçekten zor. Tabii burada Sayın Doktor Suat Gülsev hocamızı bir kez daha ismini zikretmek lazım. Hayal gücüyle, yaratıcılığıyla. Bu işin baş mimarı. Biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Ben 92 Mart tarihinde